Herkese merhaba. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Videolarımın konsept üzerine gerçekleştiğinden bahsetmiştim sizlere. Bu konseptlerde yer yer özel günlere, yer yerde kendi oluşturacağım kurgulara ithafen videolar çekeceğim sizinle. Bu videonun konusu da yılbaşı konsepti olacak. 1 Ocağı sayılı günler kaldı ve gün geçtikçe insana yeni yıla girme coşkusu sarıyor. Ben de çok heyecanlıyım. Hala ne giyeceğini belirlememiş olanlar varsa gelin hep birlikte alışverişe çıkalım. Bu özel günde markaların içeriğinde neler var bir göz atalım ve kendi stilimizde bu markaları yorumlayalım istiyorum. Marka olarak da Zara, Bershka ve Oysho'yu belirledim. Planınız dışarıda bir mekanda olmak isteyenler ya da evde vakit geçirmek isteyenler olarak ayrı ayrı tercihlerde bulunacağım. İçlerinden tercih ettiğim bir kombin de benim yılbaşı konseptim olacak. Bakalım seçtiğimiz bu mağazalarda bizim için neler olacak? Ne tercihlerde bulunacağız? Neyle neyi kombinleyeceğiz? Hep birlikte karar verelim. İçlerinden seçtiğim bir kombin dediğim gibi benim yılbaşı kombinim olacak ve onu da sizlere çekeceğim. Ayrıca detaylı anlatacağım. O zaman hazırsanız birlikte alışverişe. İlk kombinimde üzerimde şık bir ceket ve etek görüyorsunuz. Şanel kumaştan yapılmış bir takım bu. Tek bir uzun ceketi kesip iki parçaya ayırmışlar. Düğmeleri ince, kumaşına uyumlu olmuş. Hafif yoğunlukta olan simli Chanel kumaş bence gece iddiasını koyacak hoş bir takım. Altına stiletto ayakkabılar tercih ettim. Bence birçok renk kaldırır bu takımı diye düşünüyorum. Şık sade bir topuz, üzerine kaşe uzun bir kaban ile geceye hazır olabilirsiniz. Bu elbise de yine yılbaşı gecesi için rengi, pırıltısı ile çok uygun diye düşünüyorum. Kumaşı payetli kumaş, esnek, ince bir yapısı var. Dekoltesini çok beğendim. Belki içine göğüs ucu bandı takmayı tercih edebilirsiniz. Hareket ederken potluk yapabiliyor. Elbisenin kumaşı iddialı olduğu için aksesuar daha sade olabilir. Ayakkabı olarak çorap bot tercih ettim. En sevdiğim kombinlerden biri. Üzerimde asimetrik, parlak, gümüş kumaştan bir üst görüyorsunuz. Altına siyah dokusu daha farklı ama yine parlak tamamlayıcı bir pantolon tercih ettim. Gece için iddialı hoş bir kombin. Saçlarımı geriye doğru spreyleyip ıslak saç hayal ediyorum. Aksesuar olarak da gümüş rengi halka küpeler ve bileklik olarak düşündüm. Ayakkabı olarak sivri burunlu botlar tercih ettim. Vamp bir tarzı oldu bu kombinin. Bu kıyafetleri alırsam üzerine suni kürk bir kaban tercih ederim. Bu kombinde deri ceket etek kombini yaptım. Yine vamp bir havasının olması hoşuma gitti. İçerisine gri payet kumaştan yapılmış bir bluz giyindim. Hem renk kattığını düşünüyorum hem de geceye uygun bir parça. Ayakkabı olarak yine bu çorap botları giydim. Ama eğer bu tarz bir bot giyilecekse siyah çorapla tercih edilmesini öneririm. Çünkü bacak boyunu kesiyor. Çorapsız tercih edilecekse de ayakkabı açık bileksiz topuklu ayakkabı olabilir. Gelelim Bershka turumuza. Burada çok güzel elbiseler buldum. İlk kombinimiz de bu güzel mor elbise. Böyle araya renk katmak bana iyi geldi. Elbisenin kumaşı parlak kadife. Bazen tasarımı ucuzlaştırabiliyor. Bu elbisede böyle durmaması iyi. Elbisenin üstünü kesimlerini hoş buldum. Omuzlarında da vatkaları var. Belki vatkalarına gerek olmayabilir. Çıkarırım diye düşünüyorum. Omuzları dar ya da düşük olan kişiler tercih edebilir. Elbise rengi ve kumaşı ile iddialı olduğu için ayakkabı ve aksesuar detayına dikkat etmek gerekebilir. Ayakkabı olarak bu tarz bir topuklu elbiseye gider diye düşündüm. Bu elbisenin göğüs kısmında boyundan bağlama simli gümüş bir ipi var. Ben bunu modelde görmeden böyle bağlandığını düşündüm. Hediye paketi gibi hissettim, kendimi sorgulamamıştım. Onun dışında göğüs ve bel kısmındaki kesim detaylarını çok sevdim. Bu elbiseyi tercih edersem parıltılı büyük küpeler tercih ederim. Altına ayakkabı da gümüş rengi bu topukluları giyinebilirim. Sıkı fit formunu beğendim. Ama bir tık sade buldum. Aksesuar ve makyaj ile tamamlandığında sade şık bir kombin olabilir. Bu takımı çok beğendim. Kadifenin aksesuar ile desteklenmesi fikri bayağı hoşuma gitti. Eteğin üçgen kesimi,
Üstün sırt dekoltesi bence farklı bir hava katmış. Bu takımı tercih edecek olursam uzun çizme tercih ederim. Giydiğim an, form, kesim ve aksesuar detaylarından bana cowboy stilini anımsattı. Bu yüzden çizme ve aksesuarlarla o kombini yaratabileceğimi düşünüyorum. Takım günlük olarak ayrı parçalar halinde de kullanılabilir. Üstü ve altı kombinleyebileceğimi düşünüyorum ayrı ayrı. Bu kombinde böyle transparan detay bir elbise giyindim. Boğazından beline doğru uzanan seksi bir elbise olmuş. Vücudu saran yumuşacık bir kadife kumaş. Hissi çok güzel. Sıkı bir topuz ve kırmızı ruj ile güzel iddialı bir kombin yapılabilir. Ayakkabı olarak bu tarz bir çizme tercih edebilirim. Bazen üstteki klasik akışı ayakkabıyla kırmayı seviyorum. Bütünlüğü bozmadığı sürece parçaya bölmek ve ayrı ayrı iddialı olması beni mutlu ediyor. Bu elbisenin üzerine de böyle deri bir ceket tercih edebilirim. Göğüs, kol ve sırt detayıyla mutlu eden bir elbise. Hem vücutta ve hem kollarda vücudu sıkı saran kumaşlar hakim. Boyundan bağlama detayı ve kollarının transparan olması elbiseye zarafet katmış. Sade ve zarif bir kombin yaratmak isterseniz altına bu ayakkabılarla gayet şık bir stil oluşturabilirsiniz. Saçları sıkı bir topuz ile sabitlemek omuz ve boyun detayları için hoş olacaktır. Üzerine de böyle bir kürk tercih edebilirsiniz. Ve ani bir geçişle ev moduna geçiyorum. Evimde pijamalarımla yılbaşı konseptine de uygun giyinmek istiyorum diyorsanız Oysha serisi size göre. Bu takımın renkleri ve ekosa desenleri geceye tatlı bir giriş yapıyor. Takım yumuşacık ve çok rahat. Altına tercih ettiğim bu türlü yumuşacık ev ayakkabısıyla yeni yıla girmek huzurlu olacak. İkinci pijama kombinimin eki ise bu tatlı geyikli kazak. Desenlerine ve rengine bayıldım. Tam bir Christmas kazağı. Bir önceki takımın altı ve ev ayakkabısıyla kombinlediğim bu kazak tek başına kendisini gösteriyor. Dokusu yumuşacık. Ekosa desenleriyle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Tonlar birbirini çok destekliyor. Üçüncü ve son kombinimle karşınızdayım. Bu kombinde farklı bir koyu tonlarda yılbaşı kazağı tercih ettim. Altına yeşil ve lacivert tonlarında ekosa desenli bir pijama altı giyindim. Yılbaşı motiflerini yine pijama altındaki ekosa desenleriyle bütünlemek hoşuma gitti. Kırmızı kar desenli tüylü ve bu tatlı ev ayakkabıları ise güzel bir bütünlük oluşturdu. Tercihi ev stili olup yılbaşı ruhunu yaşamak isteyenler için bu kombinler keyifli ve konforlu olacaktır. Ve tata, içlerinden seçtiğim bu kombinimle karşınızdayım. Yılbaşı kıyafetim olarak bu takımı belirledim. Bu kıyafeti seçme sebebim kesim ve formum. Kadifenin aksesuarlarla birleşme detaylarını çok beğenmiştim. Styling olarak bana geniş ve farklı parçalara gitmeme izin veren cool bir takım oldu. Diğer giydiğim kıyafetlerin daha aşina olduğumuz parçalar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sizin o parçaları yorumlama tarzınız olacak. Ama ben bu parçayı tek başına da iddialı ve farklı buldum. Çizmelerim cowboy tarzı. Bu çizme oluşturmak istediğim bu stilde bana bayağı yardımcı bir parça oldu. Bu saç aksesuarının içinde saçlarımı örmeyi tercih ettim. Çıkış noktam cowboy stili olduğu için örme fikri daha farklı bir noktaya taşıdı ve çıkan sonuçtan daha memnun oldum. Çanta ise eski sezon Mango'dan aldığım bir parça. Geometrik formunu eteğin üçgen kesimiyle bütünleştirmek istedim. Kolpundaki metal detayı da takılarımla güzel bir bütünlük oluşturdu. Kolpundaki metal parçayı dilersen bu şekilde, dilersen de yerleştirip el çantası olarak böyle kullanabiliyorum.
Mağazada bu takımı giydiğimde bende cowboy stilini çağrıştırmıştı. Kesim ve aksesuarları şapka ve çizmeyle bütünlersem bu stili yakalayacağımı düşünmüştüm. Sonra dolabımda Zara'dan bu saç aksesuarını buldum ve uyumu beni mutlu etti. Bu parça benim için çok özel. Taş ve pırlanta detaylarıyla bence bayağı iddialı bir ürün. Kombinlerimi beğendiyseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hoşça kalın.